Evet, iyi günler arkadaşlar. Bugün sizlerle kirigami sanatıyla etkinlik yapacağız. Çok amaçlı bir süs yapacağız. Bunu farklı amaçlarda kullanabilirsiniz. Bitince hepinizde bir düşünce hasıl olacak zaten. Ama genel olarak bir süs olarak kullanabiliriz bunları. Malzemelerimiz 2 adet aynı renkte de olabilir. Veya işte farklı renklerde 2 tane kağıt kullanabilirsiniz. 1 adet yapıştırıcımız olacak. Bir de makasımız olacak. Tabii ki makasımızı kullanırken büyüklerimizden yardım alabiliriz. Öncelikle başlayalım. A4 kağıdı büyüklüğünde veya daha büyük kağıtlar kullanabilirsiniz. Sizin hayal gücünüze kalmış. Dikdörtgen şeklindeki kağıdımızı biz kare olarak kullanacağız. Bunu kare haline çevirmek için ilk önce bu kağıdımızdan bir üçgen oluşturuyoruz. Üçgeni oluşturduktan sonra üçgenden arta kalan kısmı kesiyoruz. Yine burada bir büyüğünüzden yardım alabilirsiniz. Şu şekilde oluşan üçgenimizi ikiye katlıyoruz. Tekrardan bir üçgen elde ediyoruz. Buna yine açık kısımları önde kalacak şekilde tekrar bir daha katlayıp yeni bir üçgen daha elde edeceğiz. Son hali bu şekilde. Üçgenimizin üst kısmını kesiyoruz. Daha sonra bunu bir abajur şeklinde kullanacaksanız eğer ona göre daha büyük bir şekilde kesebilirsiniz. Büyük bir parçayı kesebilirsiniz. Şöyle gösterirsek ilk önce üçgen hale getirdik. Üçgeni bir daha katladık. Tekrar bir üçgen oldu. Yine bölüp bu şekilde katlayıp bir üçgen daha yaptık. Şu ön kısımları buna dikkat edin. Ön kısım bu şekilde olacak. Üst kısmını kestik. Şimdi bu açık kısımlar bana bakar şekilde bunu keseceğim. Karşıya kadar gidiyorum. Tam bitirmeden bırakıyorum, ters çeviriyorum. Ben şimdi videoda çok fazla zamanınızı almamak için biraz daha kalın keseceğim bunları. Ama ne kadar ince yaparsanız, buradaki mesafeyi dar yaparsanız, ürünün boyu, uzunluğu o kadar büyük olacaktır. Biraz daha gideyim karşıya kadar. Ama dikkat edin, birden bunu karşıya kadar kesmeyin. Ben biraz daha büyük keseceğim. Yani geniş keseceğim daha doğrusu. Şimdi alt kısımda iki parçayı birbirine yapıştıracağım için biraz geniş mesafe bırakıyorum. Yapıştırmada kolaylık olsun diye. Son halimiz bu. Tabii siz bunu biraz daha detaylandırabilirsiniz. Şimdi biraz önce yaptığım katlamanın tam tersine bunu açacağım sırayla. Şu şekilde açıyorum. Birinci katını açtım. Tekrardan açıyorum. Açtığınızın tersi istikametiyle katlarsanız daha düzgün bir görüntü ortaya çıkacak. Son aşamada tekrar açıyorum bunları.
Tekrar derisi olarak açıyorum. Evet, tekrardan baş kısmında başlangıçtaki gibi dikdörtgenden kare vaziyetine geri getiriyorum. Şu anda bunu yavaşça yukarıya doğru kaldırıyorum. Gördüğünüz gibi bir piramit şeklinde oluyor diyelim. Süsümüz bu şekilde. Bunu bu üst kısmında bir ampulün girebileceği kadar biraz daha kalın bir kartondan yaparsanız, renkli kartondan, bunu işte lambanıza bir süs olarak yapabilirsiniz veya ters istikamette kullanmak istiyorsanız yine bu şekilde lambanıza bir süs olarak kullanabilirsiniz. Bir ters abajur gibi olabilir. Ama biz bunu şöyle bir süs olarak kullanacağız. İsterseniz aynı şekilde diğer renkten de hızlı bir şekilde bir diğerini daha yapıp ikisini birleştirelim. Evet, yapmış olduğumuz birinci parçamızı buraya bırakıp hemen diğer bir parçamıza daha geçiyoruz. Tabii ki bu renk seçimi sizin zevkinize kalmış bir şey arkadaşlar. Yine de bunu tekrardan hızlı bir şekilde yapıyorum. Siz daha fazla özen gösterebilirsiniz buna. Yine büyüklerinizden yardım alabilirsiniz kesme konusunda. Alırsanız daha iyi olur. Bir de küt uçlu makas kullanırsanız daha iyi olacaktır. Yine hızlı bir şekilde katlıyorum. Artık ikincisini yaptığınız zaman daha böyle hızlıca kesebileceğinizi düşünüyorum. Birincisindeki aceminizi attıktan sonra. Artan parçaları daha sonra farklı bir etkinlikte kullanmak için saklayabilirsiniz. Söylediğim gibi çok fazla vaktinizi almamak adına biraz daha böyle girişi güzel kesiyorum şu anda, ama daha çok özen gösterebilirsiniz buna. Üzerini farklı desenlerde, farklı renklerde de boyayabilirsiniz veya küçük küçük resimler de yapabilirsiniz. Yine ikisini birbirine yapıştıracağım için alt kısmını biraz geniş bırakıyorum ve tekrar açıyorum bunu. Düzeltme çalışması yapıyorum. Evet, ikinci parçamız da hazır. Yine şöyle açıyoruz yukarıya doğru. Dediğim gibi buradaki kesme aralığınızı ne kadar dar yaparsanız buradaki şekil daha yukarıya kadar uzayabilecek, şekil alabilecek. Şimdi iki parçayı birbirine yapıştırmak istiyorum. Onun için iki parçamı, eş parçamı, farklı renklerdeki iki eş parçayı yapıştırmak istiyorum. Özellikle köşeleri fazlaca yapışkanla dolduruyorum. İkinci parçam hazır. İkinci parçamı da aynı şekilde yapıştırıyorum. Evet. Dikkatli bir şekilde iki kağıdımı birbirine yapıştıracağım. Şöyle başlayalım.
Evet, iyice yapışması adına köşelerden, kenarlardan bastırıyoruz parmağımızla. Fazla bir güç uygulamadan, çünkü yırtılmasını istemiyoruz. Tabii siz bu köşelere, kenarlara işte isimler yazabilirsiniz, çeşitli resimler çizebilirsiniz. Daha da güzel bir hale getirebilirsiniz. Şimdi biraz kurumasını bekleyebilirsiniz ama şöyle güzel bir süs ortaya çıkıyor. Bunu işte bir doğum gününde odanızı süslemek için kullanabilirsiniz. Bir arkadaşınıza güzel bir hediye olarak verebilirsiniz. Dediğim gibi bir abajur da yapabilirsiniz. Bugünkü etkinliğimiz bu kadar arkadaşlar. Tabii artan kenarlardan ne yapabiliriz? Bunları yine ikiye bölerek çeşitli şekilde kalın bir kartondan yaptığınızı düşünürseniz kitap ayracı olarak kullanabilirsiniz. Bunları da değerlendirebilirsiniz. Ben size bir tane de küçük resim yapayım. Ama resim konusunda çok iddialı değilim. Şöyle yapayım. Evet, bir adet kalp yapayım size. Şöyle iki adet göz yapayım. Evet, acaba ne yapıyorum? Şöyle bir resim daha çizeyim size. Evet, yavaş yavaş şeklimiz ortaya çıktı. Şöyle bir de şapkasını yapalım. Bir tane de size sevimli dostumuz olsun. Evet.